Kendisi pek popüler olmasa da 2010 yılında Darren Kearney tarafından Güney Afrika'da Homo goetingensis adının verildiği yeni bir türün 5 farklı fosili keşfedildi. 1.9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Homo goetingensis'in ayrı bir tür olarak değerlendirilmesinin birkaç tane temel nedeni vardı. 600 bin yıl öncesine kadar yaşadığı düşünülen Homo goetingensis, ataları olan Australopithecus türlerine ait birçok özelliği kendinde barındırırken, kendisinden sonra gelecek olan Homo habilis ve Homo ergaster türlerinin de bazı özelliklerine sahipti. Homo türünü Australopithecus'lardan aşama aşama ayıran, insan evrimine geçişi sağlayan ilk türler arasında olduğu düşünülüyor. Ortalama 90 santim boya ve 50 kilogram vücut ağırlığına sahip olan Homo goetingensis'in küçük bir beyni ve çoğunlukla bitkilerle beslendiğini gösteren bir çene yapısı vardı. Bu tür fosillerin yanında bulunan yanmış kemiklerden dolayı et tükettiği ve ateşi kontrollü bir şekilde kullanmaya başladığı da düşünülen türler arasında bulunuyor. Australopithecus ve Homo türleri arasındaki boşlukları doldurduğu için de ayrıca büyük bir öneme sahip. Fosillerine bakılacak olursa Homo goetingensis hayatının büyük bir kısmını iki ayaklarının üzerine kalkmaya çalışıp avcıların olmadığı ağaç tepelerinde de beslenip saklanarak geçirmiş olmalı. Afrika'da benzer zamanlar Homo habilis ve Homo rudolfensis'ten farklı görünüme sahip başka bir insan türü olan çalışkan insan anlamına gelen Homo ergaster türü de yaşıyordu. 1975 yılında Bernard Ngnio tarafından Kenya, Kobifora'da ve Doğu Afrika Rift Vadisi'nde bulunan fosiller sayesinde Homo ergaster'in yaklaşık 1,5-2 milyon yıl önce buralarda yaşadığı biliniyor. Antropologlar Afrika'da yaşayan Homo ergaster gibi bazı insan türlerinin Homo erectus'un daha erken bir versiyonu yani atası olduğunu düşünüyor. Homo ergaster ile birlikte insan türlerinde duygusal zeka gelişiminin ve beraberinde küçük ailelerin eş kavramlarının da yavaş yavaş başladığı ve görev dağılımlarının artarak tam anlamıyla avcı toplayıcılık kavramlarının oturduğu düşünülüyor. Arkeolog Penny Spinks kitabında Homo ergaster'lere empati yaparak hasta aile üyelerine baktığından ve ilk sosyal dayanışmanın başladığından da bahseder. Homo ergaster ve Homo erectus'un kafasındaki büyüme ile birlikte doğayı ve çevresini anlama, akıl yürütme gibi kabiliyetlerinin geliştiği de biliniyor. Homo ergaster ya da Homo erectus olduğu düşünülen en iyi fosiller ise Turkana çocuğundan gelmektedir. Kenya'daki Turkana Gölü çevresinde bulunan fosiller sayesinde insan evrimi daha anlamlı bir hale gelmeye başladı. Özellikle insan fosillerinin milyonlarca yıl sonra günümüze kadar ulaşması oldukça nadir gerçekleşebilen bir durum olduğu için bulunan her yeni fosil paha biçilmez seviyede öneme ve değere sahip oluyor. Tabii ki bulunan fosillerin çoğu genellikle parçalanmış ve çok az kısmı günümüze ulaşmış oluyor. Çünkü canlılar daha ölür ölmez çoğu zaman başka yırtıcı hayvanlar tarafından parçalara ayrılıyor ve genelde kemiklerin her parçası farklı yerlere dağılıyor. Ardından yağmurlar, seller, fırtınalar ve yeni hayvanlar ile bu fosiller her defasında yeni yerler değiştiriyor. Kalan sağlam parçaların üstü toprakla örtülüyor ve milyonlarca yıl sonra şanslı ve çalışkan bazı bilim insanları bunları bulana kadar orada gizlenmeye devam ediyor. Bulunana kadar fosillerin başına o kadar çok şey geliyor ki bazen koca bir çeneden geriye belki sadece ufak bir diş veya ufak bir parmak ya da vücudun herhangi bir kemik parçası kalıyor. Bulunan minik kemikler yapboz gibi birleştirilerek belki bir şeyler ifade eder hale getiriliyor. Bundan sonrası ise bilim insanlarının geçmişte bulduğu fosillerden edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel analizler ile fosillerin tarihlendirilmesine ve yorumlanmasına kalıyor. 1984 yılında ünlü antropolog Richard ve Mary Leakey çifti Kenya Turkana Gölü yakınlarında keşfedilen ve neredeyse bütün halde bir kafatası ve iskelet buldular. Eksiksiz bir kafatası ve iskelet fosili bulmak çok zor bir olaydır. Bilim insanları bu iskeletin dış görünüşüne bakarak başlarda onun 13-14 yaşında olduğunu düşündü ve ona Turkana çocuğu adını verdiler. Ama daha sonra dişleri üzerinde yapılan çalışmalar onun daha 8 yaşında bir çocuk olmasına rağmen 160 santim boya ulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma da bu insanların günümüzdeki insanlar gibi değil, daha çok şempanzeler gibi daha hızlı büyüdüklerini kanıtlıyordu. Şempanzeler hızlı büyür ve ortalama 7 yaşına gelince de cinsel olgunluğa erişmiş olurlar. İnsanların ergenlik çağına girmesi 12-13 yaşlarında bulur. Erginliğe geç ulaşma evrimimiz daha sonraki süreçlerde bize aile, toplum gibi kavramlarda sosyal iletişim ve etkileşimde büyük bir avantaj olarak geri döndü. Turkana çocuğu fosilinin eksiksiz kemikleri incelendikçe maymun atalarımızdan bizi insan olarak ayıran en iyi ara tür örneklerinden birisi olduğu anlaşıldı. Fosilin neredeyse bir bütün halde olması, onun kaburgalarının, omurgasının, kolları ve bacaklarının, tabii ki kafatasının ve çenesinin hem güncel yaşayan insan ve şempanzelerle hem de geçmişte yaşayan diğer Australopithecus fosilleriyle karşılaştırılarak kıyaslanmasını da kolaylaştırdı. Genelde bulunan fosiller birkaç kemik parçasından oluşur ve bilim insanlarına çok detaylı bir bilgi vermezler. Fakat neredeyse bütün olan bir fosili günümüz insan, şempanze, goril ve diğer insansı türlerin iskeletleriyle yan yana getirerek çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu iskeletleri yan yana getirdiğinizde ilk fark edilen şey yüzlerin neredeyse hepsinin birbirine
birbirine çok benzemesi olur. Biz modern insanları son sürüm olarak kabul edersek geriye doğru gittikçe yüzlerin daha ilkel kaldığını fark edebilirsiniz. Daha sonra kol ve bacak uzunluklarının, kaburga, omurga ve kalça genişliklerinin birbirine yakın fakat farklı büyüklüklerde olduğunu görürsünüz. Uzaktan baktığınızda ise bu farkları göremez ve hepsi için insan tanımı yapabilirsiniz. Turkana çocuğunun ayak kemiklerinin biz Homo sapienslerle olan benzerliği onun tıpkı bizim gibi yürüyebildiğini ve koşabildiğini de gösteriyor. 2009 yılında Kenya'daki Turkana Gölü'nün doğu kıyılarında bir Homo erectus'a ait olduğu düşünülen ayak izleri keşfedildi. İncelenen ayak izleri yaklaşık 1,5 milyon yaşındaydı. Yani biz Homo sapienslere ait olmak için oldukça yaşlıydı. Ama izlerin yapısı aynı bizim ayak izlerimize benziyordu. Ayak tabanı, kemeri, yuvarlak bir topuk yapısı, büyük bir baş parmak ve ona paralel gelen diğer 4 parmak ile nereden bakarsak bakalım bizim ayak izimizle oldukça benzerlik gösteriyor. Ayak izlerinin yapısının bu benzerliğinden sonra Turkana çocuğu ile Endonezya, Güney Afrika, İspanya, Gürcistan ve Çin gibi bölgelerde de bulunan fosillerin incelenmesiyle birlikte deneysel bir araştırma yapılmasına karar verildi. George Washington Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'ndeki görevli bilim insanları günümüzde Kenya'da yaşayan ve çıplak ayaklarla yürüyen Dashana kabilesine ait insanların ayak izlerini incelediler. Ve daha sonra birçok örnekte bu iki gruba ait izlerle benzer ayak anatomilerini karşılaştırdılar. Bilim insanları cinsiyete dayalı yapılan vücut kitle analizlerini izlerinden bu ayak izlerinin birkaç yetişkin erkek Homo erectus'a ait olduğunu belirlediler. Homo erectus diğer ön insan türlerinden çok daha erken keşfedildiği için dik duran ilk insan olduğu düşünülerek dik yürüyen insan anlamına gelen Homo erectus ismini aldı. Ama bu izler gibi birçok fosil ve çalışma gösteriyor ki dik durmanın yanında sosyal iletişimleri de gelişmeye başlamıştı. Günümüzde Turkana Gölü sert ve kurak bir çöl ortamında bulunuyor. Fakat 2 milyon yıl önce Turkana Gölü daha büyüktü ve bu insanlar burada yaşamayı bilerek seçmişlerdi. O zamanlar Turkana Gölü'nün çevresi yeşil bitkiler ve çeşitli meyve ağaçlarıyla sarılıydı. Bu erken insanlar yaşamlarını böyle bir alanda rahatlıkla sürdürebilirlerdi. İhtiyaçları olan suyun, yiyecek ve barınağın karşılanması birçok bölgeye göre bu alanda çok daha kolay gerçekleşebilirdi. Bu insanlar bu bölgede dik bir şekilde yürürken boşta kalan ellerini hem meyvelerle hem de çeşitli av aletleriyle doldurarak güvenli bir şekilde yaşayabiliyordu. 2013 yılında yapılan çalışmalar Homo erectus el anatomisinin av aletleri taşıyabilme ve mızrak gibi avlanma aletlerini fırlatabilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu yetenek de beraberinde Homo erectuslara daha çok avlanma ve bölgelerini genişletme imkanı getirdi. Bir süre sonra bölgenin kurumaya başladığı zamanlarda bu avantaj Homo erectus türünün devamlılığını sağladı. Aklımızı doğru kullanabilme yetimiz bize geleceği hayal etme, planlama ve sonrasında da değiştirme imkanı tanıdı. Farklı olduğumuzun farkında olmaya başladığımızda sıradan bir hayvan ve farklı bir maymun türü olduğumuzu reddettik. Özel bir türüz. Çünkü varoluşumuzu ve yok oluşumuzu simüle edebiliyor, bunun hakkında çeşitli yorumlar yapabiliyor ve anlam arayışı ile kendimizin farklı ve özel olduğu sonucuna varabiliyoruz. Beynimizin yapısı ve çalışma şekli bize soyut zihin becerileri kazandırdı. Fakat beynimiz bu çalışma prensibine öyle kolay ulaşmadı. Bu çalışma prensibinin oluşması ve oturması için milyonlarca yıl ve ata feda edildi. Bu gelişme sadece feda edilen zaman ve insan ile olmadı tabii ki. Kültürel hafıza ve bilginin aktarımı bunda çok önemli bir role sahip. Antropolog olmanıza gerek yok. Çeşitli bitki ve hayvan türlerini güvenilir bir şekilde devamlı tüketebilmek için sizin ve kabilenizin çok yönlü olması gerekir. Atalarımız yırtıcıların dikkatini çekmeden bölgelerinde ilerlemek, av hayvanlarını ürkütmeden pusu kurmak ve zehirli bitkileri tüketmeden karnını doyurmak için çevresel ve sosyal birçok bilgi ve beceriye ihtiyaç duydu. Bu bilgiler kayıplar verilerek kazanıldığı için çok kıymetlidir. Daha fazla kayıp vermeden bu bilgilerin nesilden nesile aktarılarak öğrenilmesi ise bu yüzden önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Sizden önceki kabile üyelerinin öğrendiği bilgi ve deneyimlerin bir sonraki al soya aktarılması sadece gelişmiş bir beynin ürünü olan kültürel etkileşimle olur. Bilgiler genelde alet yapımı, avcılık, tehlikeli hayvanlardan saklanma ve korunma yöntemleri, hangi gıdaların tüketileceği ve fazlalık gıdanın ne şekilde saklanacağı ile ilgilidir. Devamlı ihtiyaç duyulan yiyeceklerin fazlasının depolanması ve saklanması hayati bir öneme sahiptir. Hayatlarını riske atarak kazandıkları her fazlalık et ve bitkisel ürünün diğer yırtıcılara rağmen depolanması, insan türlerine beraberinde stratejik düşünme yetisini kazandırdı. Şu anlattığım karmaşık ilişki bağlarını sürekli düşünmek zorunda olmak bile atalarımızın beynini gelişmeye zorlamış olmalı. Zaten bu anlattığım süreç ile birlikte bulunan kafatası fosilleri de atalarımızın beyninin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Düşünmek beyinlerinin gelişimini ve büyümesini tetikleyen tek önemli olay değildi. Tabii ki daha başka birçok farklı büyük devrim de yaşandı. Bunlardan belki de en önemlisi ateşin kontrolü ve etin pişirilmesiydi. Etiyopya Dikika'da bulunan 3,5 milyon yaşındaki inek, keçi, antilop fosillerine göre Homo erectus öncesindeki insansı maymun atalarımız da et tüketiyorlardı. Bulunan bu kemikler Australopithecus afarensis ve Australopithecus garhiler tarafından yapıldığı düşünülen taş aletlerle kesilmiş ve temizlenmişti. Atalarımız bu taş aletleriyle muhtemelen yırtıcılardan geriye kalan leşleri parçalıyor, kemiklerin üzerindeki etleri
etleri sıyırıyor ve içlerindeki besleyici ilikleri tüketiyorlardı. Fakat Homo erectuslarla birlikte et artık daha düzenli tükettikleri bir ürün haline gelmişti. Afrika ikliminin değişmeye başlaması, meyve ağaçları gibi şekerli enerji veren besinlerin azalmasına neden oldu. Şekerli meyveler yüksek enerji imkanı sağladığı için tüm canlılar için en önemli besinler arasındadır. Hatta günümüzde de bu alışkanlık yüzünden şekerli gıdaları hala çok severiz. Bunların azalması bölgede yaşayan insan türlerinin çoğunlukla tohumlu kök bitkilere ve tabii ki ete yönlendirmiş olmalı. Atalarımızın yırtıcı hayvanlar gibi dişleri ve pençeleri yoktu. Bu yüzden bu hayvanları daha kolay öldürüp parçalayabilmek için farklı yollar aramış olmalılar. En kolay çözümü ise ihtiyaçları olan her an ulaşabildikleri taşlarda buldular. Homo erectuslar iki yanından yontarak uzattıkları bir taş alet kültürüne sahiptiler. Geliştirdikleri bu teknolojik kültürü insanlık tarihinde ayrıca bir dönüm noktasıydı. Bilim insanları Fransa'daki Saint-Echel'den etkilenerek Aşölyen adını verdikleri bu baltaları Afrika ve dünyanın birçok bölgesinde buldular. Bu alanlar Homo erectusların bir arada üretim yaptıkları, taş ocakları gibi kullandıkları bölgelerden oluşuyor. Bu keşifler Homo erectusların hem ilk gezginler hem de sosyal dayanışma ruhuyla birlikte üretim yapan ilk işçiler olduğunu kanıtlıyor. Bulunan el baltaların uç ve sivri kısmı delme, yarma ve kemik kırma görevi görüyorken yan kısımları et veya odun kesme gibi işlere yarıyordu. Günümüze sahip olduğumuz teknolojiyle kıyasladığımızda basit bir alet gibi görünse de bu el baltaları bizim bugün ulaştığımız teknolojinin başlangıcıydı. Homo erectuslar bu taşların yapısına bakarak hangilerini kullanırken daha erken kırılıp hangilerinin daha uzun süre dayanacağını tahmin edebiliyorlardı. Bilim insanları sadece bu taşlara bakarak bile Homo erectusların geleceği düşünme, hayal kurma ve strateji yapabilme gibi soyut yetenekleri olduğunu anlayabiliyor. Gruplar halinde koordineli bir şekilde çalışma, öğrenme ve öğretme alışkanlıkları Homo erectuslara kalabalık gruplar halinde hareket etmenin avantajlarını da hissettirmiş olmalı. Birlikte yaşayan, çalışan ve avlanan gruplar, toplumlar ve hayvanlar yalnız başına hareket eden canlılara göre her zaman daha güvenli ve verimli olur. Bilim insanları kalabalıklar içinde yaşamanın Homo erectuslara daha sosyal olmaları konusunda bir içgüdü sağladığını düşünüyor. 2011 yılında Londra Koleji Üniversitesi bilim insanları tarafından Turkana Gölü yakınlarında Homo erectus tarafından 1.76 milyon yıl önce yapıldığı düşünülen aşelyen bir balta bulundu. Bulunan bu balta modeli bir İsviçre çakısı gibi işlevseldi ve neredeyse birkaç milyon yıl boyunca kullanılmaya devam etti. Elinizde bir alet olması hayatta kalmanız ve kendinizi dış dünyaya karşı korumanızda %100 avantaj sağlar. Buna bir de ateşin kontrolünü eklemek sizi zamanla besin piramidinin en tepesine taşır. Elinizdeki bir alet size saldıran avcıyı bile birdenbire bir hava dönüştürerek o gün ya da o hafta boyunca yemek yeme ve karnınızı doyurma fırsatı tanır. Ateşin kullanımı atalarımıza ısı, ışık ve bir silah kaynağı sağladı. Tek bir insan bile elindeki ateşle büyük yangınlar çıkartarak yüzlerce hayvanı avlayıp pişirebiliyordu. Ayrıca muhtemelen pişmiş hayvanları yemenin daha lezzetli ve sindirmenin daha kolay olduğunu da fark ettiler. Ateşin en büyük katkısı bu pişirmeyle geldi zaten. İnsanların midesini sindirmekte zorlandığı çiğ ve mikrop taşıyan yiyecekler ateş ile birden daha güvenli bir hale geldi. Böylece beyinlerinin ihtiyacı olan enerji de çok daha hızlı ve kolay ele geçirilmeye başlandı. El baltalarıyla pişmiş hayvanın etini parçalamak, derisini yüzmek, kemiklerini kırmak ve bitki köklerini çıkarmak çok daha kolay olmuştu. Bu yüzden de her zaman beyni büyüten şeyin et olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Fakat etin her bölgesi iyidir diyemeyiz. Antropolog Alan Walker ve araştırmacı ekibi buldukları bir Homo erectus'un A vitamini yüksekliğine neden olan yoğun sakatat tüketiminden dolayı öldüğünü tespit ettiler. Yani aslında atalarımız milyonlarca yıldır etin her türlüsünü ayırt etmeden yiyorlardı. Bu noktada asıl önemli ve keskin değişiklik etin önce aşölyen balta ile işlenmesi, daha sonra ateş ile pişirilmesi ile gerçekleşti. Bir yiyeceğin önceden işlenmesi ve pişirilmesi sadece eti lezzetli kılıp ağızda çiğnemeyi ve midede sindirimi kolaylaştırmadı. Besin değerini arttırarak vücuda fazladan 4 kat enerji, zaman tasarrufu sağladı ve daha güvenilir bir hale getirdi. Otçul hayvanların saatlerce geviş getirdikleri ya da et yiyen hayvanların günlerinin yarısını sindirmek için harcadıkları bilinir. İşte sindirmeden kalan bu büyük zaman dilimi insan beyni ve sosyal gelişimi için gerekli olan en önemli katkıları sağladı. Atalarımızın biriken bu enerjiyi ve kalan geniş zamanı daha fazla aktiviteye ve sosyal davranışa ayırmaya başladığı düşünülüyor. Fakat bu beraberinde vücudun ve beynin daha fazla ısınacağı anlamına geliyordu. Enerji ve aktivite yoğunluğu ile aşırı ısınma sorunu da bir süre sonra vücudumuza ve beynimizde bir baskıya dönüştü. Çünkü insan beyni sıcaklığa çok duyarlıdır. Sadece 5 derecelik bir artış bile insanın şok geçirmesine neden olabilir. Vücudumuzda yaşanan bu sıcaklık artışı evrimsel baskı ile vücudumuzdaki kılların azalmasına ve vücudumuzu soğutmak için ter bezlerimizin artmasına neden oldu. Böylece vücut ısısı daha iyi bir şekilde dengede kalmaya başladı. Daha çok aktivite ve hareketin içinde olan insan türleri beraberinde daha hızlı yol alabilecekleri ve koşabilecekleri
dedikleri uzun bacaklara sahip oldular. Bu uzun bacaklar onlara daha az enerji harcayarak avlarının peşinden koşma veya avcılardan daha hızlı bir şekilde saklanma becerileri kazandırdı. Homo erectusların dünyadaki uzun varlığı sürecinde bu en önemli evrimsel adaptasyonları geçirdiği düşünülüyor. Onların sürekli hayatta kalma ve aç kalmama mücadelesi beyinlerinin gelişerek büyümesine ve onlara yeni çözümler bulması için devamlı düşünmeye zorlamış olmalı. Bugün beynimizin sahip olduğu çalışma, soyut düşünme ve bir şeyleri planlama, acıyı veya mutluluğu tanımlama ve buna uygun şekilde tepkiler geliştirerek davranış gösterme yeteneklerine milyonlarca yıl önceki atalarımıza borçluyuz.